Kardeşlerim, muazzez müminler, Karun, Hz. Musa'nın ailesinden, belki amcasının oğlu, Tevrat'ı en iyi bilenlerden, okuyanlardan, onu Allah Azze ve Celle'den, onun yolundan, kitabından, peygamberi Musa Aleyhisselam'dan uzaklaştıran, bütün bunlara, kutsallara düşman yapan servet, Febaga aleyhim zalim oldu kendi çevresine peygambere kitaba ihanet etti. Tuğyan'a mahkum oldu. Halbuki Kur'an-ı Hakim, halbuki Tevrat Halbuki Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine gönderdiği bütün talimatlar, ilahi mesajlar insanlara, mala, mülke, servete sahip olduklarında وَبْتَغِي ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَص۪يبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Dünyadan nasibini unutmayacaklardı ahireti Allah'ın onlara verdiği dünyalıklarda arayacaklardı. Bir makama gelecekler, amir olacaklar, doktor, mühendis, öğretmen olacaklar. Bugün Allah için ne yaptım diye akşam eve dönerken soracaklar vicdanlarına. O cevabı verebiliyorlarsa bugün Allah için şunları yaptım. Evet evime ekmek götürüyorum çocuklarım adına şunları yaptım ama Allah ve Resul davası adına da bugün şu hayırlı amelleri imza attım diyebiliyorlar mı? وَبْتَغِي fi مَا Allah size dünya verdi, dünyalıklar verdi orada ahireti arıyorsunuz. Dünyadan da nasibi unutmuyorsunuz. Bütünüyle dağlara çekilin demiyor Cenab-ı Hak. Şehirlerde kalın, şehirlerde yaşayın, köyleri imar edin. Dünyanın sahipleri olun fakat kazandıklarınızı insanlarla, fukara ile paylaşın. Toprak gibi olun. Tohum alın bir tane, 700 verin. Gökyüzü gibi olun, sema gibi olun. Yürekler kuruduğu zaman toprak kas katı kesildiğinde yağmur olun yeryüzüne hayat verin. Allah size mülk verince Ebu Bekir gibi olun radıyallahu an. Abdurrahman bin Af gibi olun Allah'ın size ihsan ettiği gibi ve ahsin kema İleyik. ileyk. Sen de kapıları kapatma fabrikanın girişine nöbetçiler koyup buraya fukara, buraya mazlumlar, buraya muhacirler giremez deme, katı kuralların olmasın. Sana veren Allah Azze ve Celle bütün bunları imtihan için vermişti. Hani seni şu kadar insan arasından seçmiş, mala sahip kılmış, sana bu imkanı lütfetmiş. Eğer sen Allah'ın ihsanı gibi insanlara ihsan eder, kapıları kapatmazsan Arkandan hayır dua edecekler. Tabutunu taşırken bu adam diyecekler. Falan yetimhanenin sahibi. Şu kadar öğrenciye burs verirdi. Yetim çocukların yakıtını kış günlerinde o adam öderdi. Arkasından hayır dua ederler. Fakat eğer karunlaşırsa insan malı alır, sahiplenir kapıları mazlumlara, biçarelere, mustazaflara kapatırsa o zaman kendi dünyasında yalnızlaşır. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Der ki Karun, bütün bunları ben kazandım. Bütün bunlar benden. Benim argem var der. Benim adamlarım var. Ben fizibilite yapıyorum. Ben adamları gönderiyorum. Benim adamların bütün bunları çalışmalarım, gayretlerim neticesinde bu mala, bu mülke, servete sahip olduk. Neden ben onları muhacirlerle, neden fukara ile, neden garibanlarla, yetimlerle paylaşayım ki diye der Allah'ın ona ihsanının kendinden olduğunu iddia ederek Rabbine karşı nankörlük eder. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı, onun öğrencileri vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları gönderdi. Şam'a gittiler, Mısır'a gittiler, İran'a gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara talimatları var. Zenginlerden alacaksınız. Zekat vermeyen karunlardan alacaksınız. Tulhuzu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Zenginlerden alıp fakirlere dağıtacaksınız. Ben sizden Şam'ın mallarını istemiyorum. Altınlarını, dinarlarını batılların yaptığı gibi Afrika'yı sömürüp Londra'ya, Paris'e, New York'a götürdüler. Ben sizden Şam'ın, İran'ın, Mısır'ın altınlarını istemiyorum. Oraya gidin. Orada Firavun sistemi var. Oralarda Karunların düzeni var. Zenginler kapıları kapatmışlar. Mazlumlar alın teriyle akşam eve dönerken yavrularına, onları bekleyen yavrularına ekmek götürmekten aciz. Gidin Karun düzenine müdahale edin. Firavunların sistemini dağıtın gidin Şam'a. Gidin İran'ın altını üstüne getirin. Alın zalimlerden verin mazlumlara. Alın Karunlardan verin yetimlere. Medine'ye değil orayı Medine'ye çevirin. Orayı mamur edin. Geldiler Şama, orayı imar ettiler. Bıraktılar, adaleti kurdular, mizanı tesis ettiler. Sonra başka yerlere gittiler. Başka Karunların, başka Firavunların sömürdüğü dünyaları Allah ve Resul buyruğuna, mizanına göre değiştirmek için gittiler. Karunlar kardeşlerim, onlar servete sahip olurlar. Servetleri üzerinden, sahip oldukları dünyalıklar üzerinden yeryüzüne şekil verirler. Toplum mühendisleridir bir anlamda onlar. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما قارون لذو حظ عظيم Servetleriyle çıkarlar. Şu kadar köle burada, şu kadar kadın cariye burada. En güzel kadınlarla, cariyelerle çıkardı Karun. Hazineler yanında. İnsanlar bakarlar, mazlumlar bakarlar. Fakirler, bakarlar, derlerdi ki bize de Karun'a verdiğinin bir mislini versen. Biz de Karun gibi olsak, Karun gibi cariyelerimiz olsa, bir kadından diğerine geçsek, şu kadar altınımız, şu kadar sarayımız, emrimizde, idaremizde şu kadar adam olsa, der al kattakiler onlara bakar. Karunların servetlerini, şöhretlerini topluma arız şekilleri zamana göre değişir kardeşlerim. Magazin programları var, yarışmalar var. Kalınları, kızları, çocukları anadan uryan halde oralara, ekranlara çıkarırlar. Magazin programlarında bir kadın bir gecede kaç tane adamla beraber olur onu gösterirler. Boyu, eni, endamı, fiziği yerinde olan bir kadın Allah'a hamd etmesi gerekirken ona nasıl isyan eder, nasıl fuhşa irtikab eder, bunları bir anlamda meşrulaştırarak ekranlara çıkarırlar. Neden bunları yaparlar? Karun çıkardı, mazlumlar onlara bakar, ona bakar. Biz de Karun gibi olsak der. Lisede kızlar var. İlkokulda kızlar var. Evde kızlar var onlara bakarlar. Biz de şunlar gibi bir hayata sahip olsak, bizim de şöyle itibarımız olsa, sokağa çıktığımız zaman etrafımızdan kameralar bu falanın yatağında ünlü oldu, şöhret oldu, falan podyumdan geliyor diye arkamızdan gelseler, koşsalar diye kız çocuklarının içine bu kurdu, bu virüsü düşürüp aileyi parçalamak, yok etmek isterler. Karunlar ekranlarda. Karunlar dünyanın şehirlerine hakim olmuşlar. Karunlar yeryüzünde altın çağını yaşıyorlar. Karunlar vardı. Allah Resulü Aleyhisselam zamanında da Karunlar var. Adı Ebu Cehil, adı Ebu Leheb. Onların da dünyaları var. Ticaret yapıyorlar. Faizle sömürüyorlar. Diledikleri kadınla beraber oluyorlar. Mekke'de ezilenler var, mazlumlar var. Onlar da diyorlar ki biz de Ebu Cehil gibi olsak her gün bir kadınla beraber olsak her gün başka bir cariye bizimle beraber olsa biz de dünyadan kam alsak diyorlardı ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ ilm الْعِلْمَ وَاِلَكُمْ سَوَابُ اللّٰهِ وَاِلَكُمْ سَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا birden zahidler kadrosu zuhur etti abidler kadrosu göründü ufukta Ebu Bekirleri Ömerleri tanıdı dünya ve olsun size dedi Dedi. Ebu cehillere, Ebu Leheb'lere, namus iffet katillerine, özenenlere yazıklar olsun dedi. Ve lekum sevabullahi hayrul limen amene. Bir kadınla kalıp aile kurmak, ev kurmak, baba olmak, helalinden kazanmak, evi, dünyayı bu şekilde idare etmek hayrul limen amene ve amila İman edenler, ameli salih işleyenler Allah'a kul olanlar için daha hayırlı. Bundan daha hayırlısı var mı dedi müdahil oldu Ebu Bekir. Şaşırdı dünya. Babası Ebu Kuhaf'e şaşırdı. Mazlumlar, musazaflar var. Onlar özenmiyorlar. Onlar ibret nazarıyla bakıyorlar. Ebu Cehil'in ahiretini alıyorlar, geleceğini alıyorlar. Onlar Müslüman olanlar, Süheybler, Bilal'ler, kadınlar, köleler, Sümeyye'ler. Ebu Bekir radıyallahu anh kazandığı serveti o mazlum Müslümanları azat etmek için harcıyor. Babası hayret halinde diyor ki madem azat edecek, madem malını onları kurtarmak için bezledecek, sarf edecek Bari güçlülerini azadesen, etsen, onların dünyalıklarından istifade etsen. Ve ilekum sevabullah. Her şeyi Allah'tan bekliyorsunuz. Rabbinizden niyaz ediyorsunuz. Dünyanın merkezine iftiga emarzatillah. Allah rızasını koyuyor, adımlarınızı böyle atıyorsunuz. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ Ebu Bekirler, Ebu Cehilleri durdurmaya yetmiyor. Ebu Bekirlerin gücü, Karunların, o zulüm sistemine, mazlumları etkilemelerine, ekranlara çıkıp iffesiz hayatlarını anlatıp, kız çocuklarını evden kaçırmalarına, ajanslara gidip kaydolmalarına, oradan kötü yollara düşmelerine mahkum olmalarına, kadınların evden uzaklaşmalarına, ailenin çökmesine, iffesizlerin ekrandan, karunların sokaktan, billboardlardan toplumu çökertmesine, Ebu Bekirlerin gücü yetmeyince Allah'ın kudreti devreye giriyor. Fahsasaf bihi <laughs> ve Karun'u bütün servetiyle yere geçirdik. Karunlar var şimdi dünyada. Londra'da, Paris'te. Mazlumların kanları üzerinde kadeh tokuşturan, bundan zevk alan karunlar var. İffetsizlik, dünyada altın çağını yaşıyor. Peki ya Rabbi, Karunları yere geçiren Allah'ım, Ebu Cehilleri, Ebu Bekirler'in 23 yıllık Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la verdiği mücadele sonunda Mekke'de çöle mahkum eden Yok eden, hak ile yeksan eden Allah'ım, neden bu iffetsizlik çağında Karunları yerin dibine geçirmiyorsun? Neden ya Rabbi? Çünkü sizin alimleriniz, arifleriniz, yazarlarınız, çizerleriniz, konuşanlarınız, babalarınız Ekranlarda o ifesiz hayatları görünce vakalelediğine uğtuğü ilme wailekumu sababullah yazıklar olsun size yuh olsun size veil olsun size kadınları yarışma programlarında ekranlara çıkarıp da onların bedenleri üzerinden rating toplayanlara buna sessiz kalanlara veil olsun diye alimler, abidler arifler, yazanlar, çizenler ortaya çıkmadıklarından bu hayatın karşısında durmadıklarından Ebu Bekir'lerin gücü yetmiyor Ya Rabbi senin kudret elin artık müdahil olsun Allah'ım onu demediklerimizden Karunların iki asırdır hakimiyeti devam ediyor dünyada yeryüzü iffetsizlik noktasında böyle bir zamanı yaşamamıştı kardeşlerim Vasbapalıdınlar temennu mekanu bilamse, yikolun wek an Allah, yikolun wek an Allah, yabusdu rızka limen yishau min ibadihi ve yikdir. Loula aman Allah, alaheyna lahasafa bina. Hani karun zamanında ona bakanlar vardı, karun gibi evim, karun gibi servetim, karun gibi ertrafımda mankenler olsun diyenler vardı. Allah Azze ve Celle o Ebu Bekirlerin direnişiyle Ebu Bekir ruhluların direniş ve duruşuyla Karunları yerin dibine geçirince ellerini kaldırdılar. Hakikati gördüler. Dün Karun gibi olmak istiyorlardı. Karun dağılınca Ya Rabbi bize lütfetmeseydin bizim de sonumuz Karun gibi olacaktı. Kardeşlerim bir dünyada yaşıyoruz. Karunlar iki asırdır bu dünyaya hakim oldular. Karunlar iffetsizliği anlatıyorlar. Kadınlar seyrediyorlar. Eşlerine diyorlar ki halıyı değiş, adam halıyı değişiyor. Çünkü bir Karun hayatı var. Dizilerde evler var, villalar var, köşkler var. Çalışan bir kadın var köyde sabahtan akşama kadar. O hayatı görünce eşine diyor ki neden halıyı değişmiyorsun? Halıyı değişiyor. Zannediyor ki halıda huzur var. Perdeyi değişiyor, yetmedi mobilyaları değişiyor. Olmaz diyor, şimdi evi değiş. Evi değişiyor, yetmez diyor, mahalleyi değiş. Mahalleyi değişiyor ve şiddetli geçimsizlikten aile son buluyor. Kız çocukları var, babaları sokakları temizliyor. Babasından, babasının Helal eve ekmek getiren alın teriyle çalışan babasından utanıyor. Çünkü ekranlarda gördüğü babalar var. 10 tane arabası olan babalar. Şu kadar servete hükmeden önünde 20 kişilik tek başına sofra kurulan karun babalar var onlara özeniyor. Falanın kızıyım demekten utanıyor. Sonunda kız çocuğu babaya asi oluyor ya da evi terk ediyor. Karunların hayatlarıyla hakim olduğu bir dünya var ama Ebu Bekirlerin sesi çıkmıyor bu dünyada. Ebu Bekirler sessiz kalırsa siz bu dünyaya, bu ekranlara yazanlarınızla, ariflerinizle, konuşanlarınızla ve ileküm demezseniz eğer, yuh olsun, yazıklar olsun bu hayata demezseniz, Karunlar evlerimizi yıkmaya, tarumar etmeye devam edecek kardeşlerim. Mukallit onlar. Batıya bakıyorlar. Batı neye evet diyorsa onu baş tacı yapıyorlar. Eşkıya var, sokağı tarumar eder. Dükkanlar var, insan 50 yıl, 60 yıl dişini tırnağına takar, bir servete, bir dükkana sahip olur, sokağa çıkar, o dükkanın camlarını yıkar, orayı tarumar eder, bunlara bir ceza verilmesi gerekir, konuşurlar. Derler ki, iffetsiz batıda yüzünü kapatanlara, eşkıyalara şu cezayı vermiyorlar, o halde veremezsiniz. Onların dünyasında Karunlar var. Eğer Karunların hayatında bunlar ölçü değilse hayır derler. Siz içkiyi yasaklamak istersiniz olmaz. Aileyi bu dağıtıyor, evleri bu yıkıyor. Batıya bakarlar. Eğer batıda içki serbestse olmaz derler. Ya Rabbi onlar senin Kur'an'ına değil, sana isyan eden Karunlara bakıyorlar. Karunların ruhuna imanı ver, onlar meyhaneleri, onlar umumhaneleri kapasınlar. Ailelerimizi buralar dağıttı desinler, desinler de bizdeki bu adamlar, sana ittiba etmeyenler, her şeyi sana isyan eden Karun'da arayanlar, Karunlar iman edince bunlar da ancak o zaman iman edenler. Karunlara imanı nasip et ki alemi İslam'ı istila eden küfür yobazları, Karun ruhlular onlar da o zaman iman etsinler. Kardeşlerim bu hayat devam edecek ve şöyle sonlanacak darul ahireh, nec'alha lillezina la yuridun uluan fil ard ve la fesada ve'l'aatibeti lilmutekin. İşte ahiret. Ölüm döşeğinde belki bu ayeti okuyacaksınız. Son anınızda ya da bu ayet tecelli edecek. İşte ahiret yurdu. Biz o ay o ahireti karunlaşmayanlara verdik. Onlara tahsis ettik. Yeryüzünde sahip olduklarıyla insanlara böbürlenmeyenler, onlara yukarıdan bakmayanlar, işte bu ahireti onlara tahsis ettik. Ömer bin Abdülaziz, Mısır'a, İran'a, Irak'a hükmeden bir devlet başkanıydı. Saraydan çıkmış, iki odalı bir eve gelmiş, her gün mercimek çorbası yer, yanında bir tane hizmetçi var, o da artık dayanamamış, isyan etmiş. Hanım Fatıma'ya demişti ki, Kulle yevmin ades, kulle yevmin ades. Her gün mercimek, her gün mercimek. Artık midem kaldırmıyor. Başka, başka yemekler yapsan olmaz mı? Ömer bin Abdülaziz'in eşi Fatıma, evin hizmetçisine demişti ki, Allah Resulü'nün öğrencisi, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın devlet başkanı, Ömer bin Abdülaziz, Karunlaşmamak için peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devleti idare ederken onun sofrasında tek yemek vardı diye tek yemek yiyip o halde Rabbine gitmek istiyor. Böyle bir hayatınız olursa servetiniz var, malınız var, daireleriniz var, tarlalarınız var. Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi, Ebu Bekir gibi yaşarsanız, Londra'nın, Paris'in, New York'un karunlarına karşı Muhammedi duruşunuz olursa siz de Ömer bin Abdülaziz gibi dünyadan ayrılırken تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين آية